Efendim Hazreti şehit olan peygamberi söyleyeyim. Efendim Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber var ama kaç peygamber yaşamış? 120 bin peygamber. Kaçının şehit olduğu konusunda bir bilgi yok ama 3 peygamber hakkında net bilgi var. Bu peygamberlerden biri Hazreti Eşiya. Eşiya peygamber. İlk şehit peygamberin bu olduğu söylenir. Sonra Hazreti Zekeriya ve Hazreti oğlu Hazreti Yahya şehit edilmişlerdir. Hazreti Eşiya İsrailoğullarını tevhid konusunda uyardı. Putlardan vazgeçin dedi. Allah'ın yolundan ayrılmayın dedi. Allah'tan vahiy aldığını ve peygamber olduğunu ilan etti ama ona saldırdılar, onu suçladılar. Onu öldürmek için efendim evine doğru yürüdüler Eşiya peygamberin. Kaçtı. Kaçarken ormana girdi, yani ağaçlı bir yere girdi. Bir ağaç saklanması için ikiye bölündü. Bir mucize olarak ağacın içine girdi, ağaç tekrar toparlandı. Fakat Eşiya peygamber ağacın içinde olmasına rağmen Eşiya peygamberin elbiseleri dışarıda kaldı. Demek ki Allah şehit olmasını yazmıştı yani. Yani vücudu girdi ağacın içine, ağaç onu toparladı. Ama elbisesi, gömleği dışarıda kalmıştı. Dışarıda kaldığı için de Eşiya peygamberi çıkaramadılar. Ağacı testereyle kestiler. Eşiya peygamberi ikiye biçtiler. Orada şehit oldu. Zekeriya peygamber de Hazreti Meryem olayından sonra bazı konularda suçlandı ve zulmen şehit edildi Hazreti Zekeriya. Çekemedikleri için Hazreti Yahya'nın da başını kestiler. Öyle şehit oldu. Hazreti Yahya niye şehit oldu? O dönemin kralı, putperest kralı, kendi bacısıyla veya bacısının kızıyla evlenmek istedi. Yeğeniyle, öz yeğeniyle. Hazreti Yahya böyle bir evliliğin haram olduğunu söyledi. Kral Hazreti Yahya okey vermediği için, evet demediği için, olur vermediği için evlenemedi. Bir gün kralı sarhoş ettiler. Bir özel bayram gününde krala yedirdiler, yedirdiler, içirdiler, içirdiler. Bunu yapan da bacısı, öz bacısı. Sırf kızını krala verebilmek için ve saltanata ortak olmak için. Neticede kral iyice sarhoş olunca dediler ki Zekeriya'nın başını kopar. O haldeyken Zekeriya peygamberin ölüm kararını verdi. Hazreti Zekeriya şehit edildi. Ve Hazreti Zekeriya'nın mübarek başı bir tepsi içinde kralın Herodot'un önüne getirildi. Peygamberler çok zulmedilmişler. Bütün peygamberler hicret etmişlerdir. Hepsi ama hepsi yurtlarından ayrılmışlardır. Ayrılmak zorunda kalmışlardır. Peygamberliklerinin bir gereği olarak tabii ki. Ama yeniden dönmüşlerdir ve dinlerini hakim hale getirmişlerdir. Hicret bütün peygamberlerin ortak özelliğidir.